Fonksiyonlar konusuna başlayacağız sevgili öğrenciler. Hemen bir kısa bir tekrar yapalım. Sevgili Koray, öncelikle kümeleri öğrendik. Küme nedir? Bir nesneler topluluğu. Evet. Öyle değil mi? Hemen ardından kartezyen çarpımı öğrendik. Sonra bağıntıyı öğrendik. Bir dakika. Tamam. Böylelikle iki farklı kümeyi karşılıklı eşleştirmeler. Bu eleman buna gider, bu eleman buna da gider, bu eleman buna gider. Hepsini eşleştirdik. Evet. Sonra bağıntı denilen bir şey gördük. Bağıntı denilen şey de kartezyen çarpımın herhangi bir alt kümesiydi. Kartezyen çarpımda bütün elemanlar eşleştirilmek zorunda diğerleriyle. Ancak bağıntıda bazılarını eşleştirmen yeterli. Evet. Yani kartezyende şu şart. Öyle değil mi? Hop! Ama bağıntıda bu şart değil. Son olarak fonksiyona geçiyoruz. Fonksiyonda da şöyle bir durum var. Özel tanımlanmış bir bağıntı. Nedir buradaki özel tanım? Hemen söyleyelim. İlk önce burada açıklayayım, sonra arkada bir şekilde açıklayayım. Bakınız, fonksiyonda bir kümeden başka bir kümeye elemanları yönlendireceksiniz. A kümesi diyelim, B kümesi diyelim. Burada iki tane çok önemli şart var. Birinci şart. Birinci şu: A kümesine tanım, B kümesine değer kümesi adını verirsek. Tanım kümesinde açıklı eleman kalmamalı. Yani bu kümedeki her eleman karşı tarafta bir elemanla eşleşmeli. Bu bir. İkinci şart. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde iki elemana gitmemeli. Bir eleman sadece bir elemana gidebilir. Evet. Ama iki tane eleman ortak bir tek elemana gidebilir. Tek elemana gidebiliyor. Görüntü kümesi de diyebiliyoruz değil mi hocam? Diyemiyoruz şimdi. Diyemiyoruz. Karıştırma. Şimdi tanım kümesi, değer kümesi. Tekrardan söyleyeyim. Şu anda bu fonksiyon mudur o zaman? Evet. Yok, hayır. Şu E elemanı... Hep uyuyanlar denk geliyor. E elemanı hem F hem K'ya götürmüşüz. Bir şu kere an değildir. Doğru değildir. Ayrıca A elemanı açıkta boşta kalmış. Evet. Öyle değil mi? Hı-hı. Şu tanım, şu değer dersek diyelim A, B, C, D, E, F diyelim. Hı-hı. C ile B'yi E'ye götürdüm. A'yı da F'ye götürdüm. Bakıyorum. Tanım kümesinde açıklı eleman var mı? Hayır. Her eleman bir elemana mı gitmiş? Evet. Yani iki eleman ortak bir elemana gidebilir ama bir eleman iki elemana gitmemiş. Hı-hı. Öğrencilere şöyle de söyletebiliyoruz bunu. Birinci kümeye çocuk var. İkinci kümeye anneler diyelim. Şimdi her çocuk birisi tarafından doğurulmuş olmak zorunda. Evet. Öyle değil mi? Ama şu kadının çocuğu yok. Kadınlar demek daha doğru olacak, özür diliyorum. Hı-hı. Şu kadının bir çocuğu yok. Mantıklı değil mi bu? Olabilecek. Mantığa aykırı bir durum var mı burada? Yok. Bu bir. İkincisi, bir çocuğun iki annesi olabilir mi? Hayır. Ama bir kadının iki çocuğu olabilir. Olabilir. Dolayısıyla burada da kafadan işlem yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Tanım kümesi, değer kümesi dedik. Ortaya çıkan şu elemanlar görüntü kümesidir. Hı. Mesela burada D görüntü kümesine katılamıyor. Görüntü kümesi ortaya çıkan sonuçlardan oluşur. Evet. Ortaya E ve P çıktı. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu farklı bir şekilde daha açıklayalım size. Bir tane aracımız var. 34HG 2014 plakalı bu araç yolda giderken arızalanıyor. Ama kış kıyamet. 3 tane şahıs var. Fatma, Onur, kel olması lazım. Artık biraz daha göbekli. Ve Koray. Tamam mı? Ben de bulmuşum. Şunda şu kıvırcık. Peki. Bu 3 tane elemanı yandaki köye göndermem gerekiyor. Fonksiyonluk şartını kafanız alsın diye uğraşıyorum. Yani mantığını anlayın diye uğraşıyorum. Çünkü ÖSYM artık bu tarz şeyleri çok seviyor. Yorum. Şimdi bu elemanlardan herhangi birisini bu eve göndermezsen gece ayaz, donacaklar. Dışarıda kalırlar olmaz. O gecede dışarıda kalma gibi bir lüksleri yok. Hı hı. Dolayısıyla bu elemanların her birisi burada bir eve ne yapmak zorunda? Gitmek zorunda. Koray, üçü birden bir eve gidebilir mi? Evet, gidebilir. Sıkıntı yok. Biri iki eve gidebilir mi? Gidemez. Biri iki eve gidemez. Bir insan iki eve birden nasıl gitsin? O zaman biz bunu araçtaki yolcuları tanım, bu evleri de değer kümesi olarak düşünebiliriz. Evet. Tanım kümesindeki bu elemanlar değer kümesine bir elemanla eşleşmek zorunda. Bu bir. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesine birden fazla elemanla ne yapamaz? Eşleşemez. Eşleşemez. Bu da iki. Peki burada boşta ev kalabilir mi? Kalabilir. Demek ki değer kümesinde açıklı eleman kalabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Peki bunu da hallettiğimize göre biraz daha mantıkları oturtalım. Özellikle şu üç küme tanımı üzerinde duruyorum. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi. Tanım kümesi neydi? İşte Koray, Onur vesaire vesaire bunlar. Hı hı. Hop bakıyorum değer kümesi bir yerlere gittiler. Bunlar da evlerin isimleri. Sıkıntı var mı? Hayır. Fonksiyonuna aykırı bir durum var mı şu anda? Yok. Yok. Burada açıklı evler var, bir sıkıntı yok. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi de şu. Hani dedik ya.
Bunların bir kısmı bir kısım evlere gidecek. Hı hı. Bütün evler de olmak zorunda değil. Hepsi sadece bu eve gittiyse mor ev görüntü kümesidir. Eğer şu iki eve dağıldı varsa görüntü kümesi iki elemandan oluşur. Dikkat ederseniz görüntü kümesi değer kümesinin neyi olmak zorunda? Alt kümesi olmak zorunda. Tanım kümesiyle değer kümesi arasında bir bağıntı söyleyemiyoruz. Hı hı. Ama görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesi olmak zorunda. Tabii ki eşit de olabilir. O zaman burada görüntü kümesi dediğimiz şey, hatta tanım kümesi dediğimiz kümeye A dersek, A, B, 3, 8, kök 5 elemanları. Görüntü kümesine, özür diliyorum, değer kümesine B dersek hepsi olacak değer. D, 3, X, Z, M, K. Hı hı. Değer kümesine C dersek, yok, görüntü kümesine C dersek. Görüntü kümesine özür diliyorum C dersek D, X, M, K olacaktı. Evet. Bu arada hemen C alt kümesidir. B'nin de vurgulayalım. Hı hı. Tamam? Peki, şimdi artık bunları hep bu şekilde mi göstereceğiz? Hatırlarsanız kartezyen çarpımı ya da bağıntıyı sıralı ikili şeklinde de gösterebiliyorduk, evet, değil mi? Mesela AD, BE, kartezyen çarpımdaki sıralı ikiler bu şekilde olmuyor muydu? Hı-hı. O zaman biz bunu F fonksiyonu olarak tanımlarsak artık, çünkü fonksiyon şartını sağlayan bir bağıntı var karşımda, öyle değil mi? O zaman sıralı ikililerini şöyle yazabilirim. A'ya D, B'ye E, X'e E, Z'ye F. F. Doğru mu? Doğru. Burada birinci elemanlar hangi kümeden olmak zorunda? Tanım kümesinden. Tanım kümesinden, yani A'dan. İkinci elemanlar nereden onlar olmak zorunda? Onlar da değer kümesinden. Yani B'den. Hı hı. Yine dikkat etmeniz gereken bir şey var. Fonksiyonun amacı şu. Tanım kümesindeki elemanı alıyor, değer kümesine bir elemana taşıyor, değil mi? Evet. Aslında günlük hayatta her yerde gördüğümüz şeydi bu. Fonksiyon ne demek? İşlevsellik, değil mi? İşlev. Görev, yapılacak iş. Evet. Aslında her bir makine bir fonksiyondur arkadaşlar. Hamuru atarsın, ekmek olarak çıkar. Ya da ne bileyim bir plastik atarsın, oyuncak tabanca olarak çıkar. Hı hı. Anlaştık mı? Bunlar önemli mevzular. Yani aslında makineleri birer fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Sizin x olarak verdiğiniz şeyi o 4x artı 7 olarak ne yapar mesela? Çıkartır. Bu bir fonksiyondur. Peki bağıntı şeklinde gösterdiğimiz zaman şunu yapabiliriz. A'yı D'ye götürmüyor mu? Evet. O zaman F A D'ye eşittir deriz. F B neye eşit oluyor Koray? E'ye eşit oluyor. Ya da F X. O da E'ye eşit. O da E'ye eşit. Gördüğünüz gibi iki eleman tek bir elemana ne yaptı? Tabii burada gitti. B eşittir X yorumu yapamıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle B X'e eşit değil. B E'ye gitmiş. X de E'ye gitmiş. Bu sarı plastiği de oyuncak tabancaya çeviriyor. Kırmızı plastiği de oyuncak tabancaya çeviriyor gibi düşünebilirsiniz burada. Yine hatırlatmam gereken bir şey. Koraycığım, şu ilk elemanlar tanım kümesi elemanlarıydı. Evet. Tanım kümemde kaç eleman var? 4 eleman var. Dolayısıyla ben tanım kümesinde açık bir eleman kalmayacak demiştim. Hı hı. O zaman bu fonksiyon bir kere en az 4 tane sıralı ikiliden oluşması gerekiyor. Evet. Peki 5 tane sıralı ikiliden oluşabilir mi? Oluşabilir. Başka bir eleman gidemez, oluşamaz. Bakın yorumluyoruz. Neden? 5 tane oluşması için bir tane daha sıralı ikili de söylemeye çalış bana. A'dan yani B'ye. Şimdi mesela B E'ye gitmiş, B M diyeyim ama gidemiyor işte. B M dersen tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde iki elemana gitmiş oluyor bu sefer. Evet. Dolayısıyla tanım kümesinde 4 eleman varsa burada da 4 tane sıralı ikili olacak. Evet. Bu her eleman birer sefer ne yapılmış olacak? Yazılmış olacak. Değer kümesi için böyle bir sıkıntı yok. İkinci elemanlar değer kümesinden olsun, bize yeter. Şimdi fonksiyonları bu şekilde çok güzel anlıyoruz ama bazen yine öyle gıcık sorular geliyor ki adam bu şekilde ifadeler vermiş. İşin karışınca. Evet, çünkü sanki çok farklı bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Bunlardan hangileri fonksiyon belirtir dediğimde öğrenci diyor ki hocam hepsi belirtir. Hepsi F çünkü. Hı hı. Ama hepsi belirtmez. Kurallarımıza dikkat etmek zorundasın. Bir, tanım kümesinde açıkta eleman kalıyor mu? Mesela bu. Fonksiyonlar şöyle tanımlanır. F A'dan B'ye. Bu birinci olan nedir? Tanım kümesi. İkinci olan değer kümesidir. Görüntü kümesi olmak zorunda değil. İkinci olan ne olmak zorunda? Değer kümesi. Şimdi tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacaktı değil mi? Evet. Bu fonksiyon reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Hı hı. Ve fx şeklinde. Hı hı. Tanım kümesindeki sayıları söyleyebilir misin bana? Şöyle yazsak. Mesela yani x sallayalım mı yoksa? Bir sürü değer var değil mi? Sonsuz tane. Hepsini tek tek yazamazsınız. Var. Ama bunlardan bir tanesi çok önemli Koray. Hangisi sence? Paydayı tanımsız yapan. Mesela? 5. Şimdi tanım kümem r değil mi? Ve burada
5 diye bir eleman var. Fatma Hanım kızımız kahve getirildi de şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Ben köpüğü beğenmedim pek ama. Yok yok, Fatma güzel yapıyor canım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Peki. Nereden estiyse aklına da zam isteyecek galiba. Peki. Eksi 2, eksi 1, 3, 5. Mesela değer kümesi, tanım kümesinde bu tarz elemanlar var değil mi? Ama bakın. Ben x yerine kaç yazamıyorum? 5 yazamıyoruz. Çünkü paydayı ne yapıyor? 0 yapıyor. Yani şu anda tanım kümemde bir tane eleman ne yaptı? Açıkta kaldı. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla benim bu fonksiyonu tanımlamak için şöyle yazmam gerekiyordu. F, R fark 5'ten R'ye. Heh, tanım kümemden 5'i çıkartırsam artık bu bir fonksiyondur. Evet, doğru. Ama şu haliyle bir fonksiyon değil. Neden? Tanım kümesinde açıkta kalan bir tane eleman var. Başka türlü de fonksiyona çevirebilirdiniz. F'i şöyle tanımlayabilirdiniz mesela. X kare artı 3x eksi 1 bölü x kare artı 5. Artık x yerine hangi reel sayı yazarsan yaz, paydayı sıfır yapmaz. Olmayacak. Dolayısıyla gene tanım kümesinde bütün elemanların bir karşılığı olacak. Yine fonksiyon olacak. Peki bu ifade? Doğal sayılardan doğal sayıları tanımlı. Fx 3x artı 5. Ben burada x yerine hangi doğal sayı yazarsam yazayım karşılığı olacak. Mesela 0 yazsak 5, 1 yazarsak 8, 2 yazarsak. Peki sence öğrenci burada nereye takılıyor? Mesela 3x artı 5'i 1'e eşitliyorlar. Karşıda bir elemanına giden bir şey yok gibi düşünebilirler. Onu mu diyorsunuz hocam? Şöyle diyorum aslında. 0'ı kaça götürdü? 5'e götürdü. 5'e götürdü. 1'i? 8'e. Ama hocam burada 0, 1, 2, 3 bunlar açıkta kaldı diyor. Onları diyorum evet. Evet ama değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Bunda bir sıkıntı yok demiştik zaten size. Biz ne diyoruz? Tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Yani ben bu elemanları her yere gönderebiliyor muyum? Gönderebiliyorum. Evet. O zaman sıkıntı yani yok. Şunu diyorsunuz açık değil mi hocam? Yok. Fonksiyon belirtisi sorularında tanım kümesindeki elemanlara sadece dikkat etsinler. Kesinlikle. Onları bakıyorsunuz da tanımsız yapan değerler var mı? O zaman varsa eğer kabul edebiliyorsam ben bunu fonksiyon belirtmez diyorum. Evet. Ama çok karıştırıcı. Fx eşittir 2x eksi 1. Bu peki bir şey midir? Fonksiyon mudur? Bakıyorum tanım kümesi doğal sayı var. Ama görüntü ki değer tam kümesi sayılar. Tam sayı var. Yani 0 yazdığımda eksi 1 olur. 1 yazdığımda 1 olur, 2 yazdığımda 3 olur ve bunların hepsi tam sayı mı? Evet. O zaman bu bir fonksiyondur, sıkıntı yok. Ama eğer şöyle deseydi, n'den n'e deseydi, sırf 0'ı eksi 1'e götürdüğü için kabul etmeyecektik. Çünkü karşı tarafta eksi 1 yok. Ben onu sizden en beklerdim. Dolayısıyla tanım kümesindeki 0 açıkta kalmış olur. Peki, bu kadar uğraştığımız yeter. 1, 2, 5, 1. Bu ifade bir fonksiyon belirtir mi? Neden? Şimdi bir fonksiyon belirtmez. Neden? Çünkü 1 hem 4'e gitmiş hem de eksi 2'ye gitmiş. Bir kere diyelim ki şunu 7 dese bile hala fonksiyon belirtmez. Neden? Çünkü tanım kümem ne? Tanım kümemde açıkta eleman kalıp kalmadığını ben ne evet, yapamam? Göremem. Ama kesin olan bir şey var ki 1'i hem 4'e hem de eksi 2'ye götüremezsiniz. Bu nedenle sen fonksiyon bizimle değilsin diyoruz. Gönderiyoruz. İkincisi, buna göre A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Buyur gel. Güzel. Kaç farklı fonksiyon birincisi için yani A, bir çizelim hocam onları önce. Şimdi ben size fonksiyon, dikkat ederseniz fonksiyon sayısına ait bir formül vermedim. Çünkü ezberlemeyi gereksiz buluyoruz. Ama mantığını çok rahat anlatacağım. Size aa evet gerçekten de böyle fonksiyon tanımlanabilir diyeceksiniz. Şimdi biz tanım kümesinde hiç boşta eleman bırakmıyoruz. Evet. Yani hepsini ben aynı elemana da götürebiliyorum diğer kümesinde. Evet. Burada A'nın gidebileceği 3 tane eleman var. Güzel. A'yı gönderebileceğim 3 eleman. B'yi gönderebileceğim de 3 eleman var. C'yi de o da 3 eleman. Cevap 3 üzeri 4. Demek ki bunun formülü aslında şudur. SB bölü S A'dır yani arkadaşlar. Değer kümesinin eleman sayısının üstüne tanım kümesinin eleman sayısı. Ezber yapmıyorum. Burada ilk önce yok, mantığını mantığı veriyoruz ya zaten. Ya bırak ya. Hayır ya tamam sen anlar. Burada değer kümesinin üstüne yok ezberlemeye çalışıyorlar ya onun gerek olmadığını söylüyorum hocam. Şimdi bir de sonra ezber kendiliğinden geliyor zaten. Neden? Çocuk bununla ilgili birkaç tane... Ha şu yüzden ben de şundan çekiniyorum. Neden? Bir kitapta ya da bir öğretmen ezberlesinler diye vermiştir. Evet. Sanki onlara karşı çıkıyormuşuz gibi yok, bir anlam çıkacak. Niyetimiz yok canım. Öyle bir niyetimiz yok da biz gene de söylemiş olalım. Peki Koray en kolay soru. F3. Bayılıyorum ben sorularına. Basit. X yerine 3 koyacaksın. Tanım kümende 3 var. Ha bu arada... Az önce anlattıklarımızı aman ha, aman ha çok iyi dinleyin. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Bunlar kolay kısımları. F3'ü bulmak için x yerine 3 yazarsın. Bu kadar basit. Çünkü tanım kümesindeki 3'ü nereye götürdüğünü soruyor sana.
18 eksi 9 artı 1'den cevap kaç olacak? 10. Peki f-1 ve f1'i bulmamız lazım. Ama bu sefer fx verilmemiş. Hmm, o zaman iç kısmı bunlara eşitleyeceğiz. Çok güzel. Şuraya eksi 1 yapacak. X değerini bulalım. Hemen kenarda hesaplayalım. 2x eşittir eksi 2. X eşittir eksi 1. Şansa geldi. Her zaman için böyle olmaz. X yerine eksi 1 koyarsak f-1 mi bulacağız? Evet. F-1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 5 ile 1'i çarp. Artı 5. Artı 7. Kaç oldu burası? 13. 13. Bir de f1 mi lazım bana? Evet. F1'i bulmak için 2x artı 1'i 0, pardon 1'e eşitleyelim. X buradan 0 çıkar. Şimdi yaptığınız hata şu. F1'i bulmak için direkt gelip x yerine 1 yazıyorsunuz. Ama dikkat edin, o zaman F3'ü bulursunuz siz. Ve biz F3'ü istemiyoruz. F1'i istiyoruz diyor adam. O zaman bu içeriği nasıl 1 yapabilirim? X yerine 0 yazarak. X yerine 0 yazdığımızda görüyorsunuz ki bu da kaça eşit olacak? 7. 7'ye. 13 eksi 3 çarpı 7. 13 eksi 21 cevap eksi 8. Evet. İşlem hatam yoktur inşallah. Yok hocam. Daha da karışık bir soru. F7 2 olduğuna göre A kaçtır? Aslında şunu söylüyor. Burası 7 iken burası 2. Burada 2 bilinmeyen var. Hı-hı. Ama burada kaç bilinmeyen var? 1 bilinmeyen var. O zaman ben ilk önce bu bilinmeyeni bulayım. Bunu 7'ye eşitleyelim. İşler dışarı çarpma yaparsak 7x eksi 7 2x artı 3'e eşit. Buradan 5x eşittir 10. X eşittir 2. Koray x yerine 2 yazarsak. F 7 bölü 1'den 7. 2 artı a bölü 5. 5. Bu da 2'ye eşitmiş. Güzel. Neden? Çünkü f 7 2'ymiş. Buradan 2 artı a eşittir 10. İçler dışarı çarpımı yaparsak a eşittir 8 olacaktır. Anlaştık. Parçalı fonksiyon. Farklı tanım aralıklarında farklı hareket eden fonksiyondur. Şimdi fonksiyon dediğimiz zaman her zaman gözünüzde kümeler canlanmayacak. Bazen farklı durumlar tanımlanacak ki bu kümeler genellikle işte doğal sayılar, reel sayıların olduğu gruplardır. Buralarda grafikleri düşünün. Grafikler bazen farklı hareket ediyorlar. Hatırlarsınız az çok. O zaman parçalı fonksiyonlara sebep olan durum budur. Biz parçalı fonksiyonlarda tanım kümesine göre hareket edeceğiz. F1. Şimdi f1 dediği zaman x kaç olmalı? 1 mi? 1 olmalı. X'in 1 olduğu yer burada mı, burada mı? Yukarıda. Küçük çünkü 2'den. X 2'den küçükse bunu kullanıyor. F1 1 yazarsam 1 eksi 1 0. Güzel. Evet. Şimdi f0'a bakalım. Yine mi burası? Yine orası. F0'ı bulmak için x yerine 0 koymam lazım. Bunun cevabı eksi 1. F2 bu sefer şunu kullan diyor. X 2'ye eşit çünkü. 3 kere 2 6 4 daha 10. Eksi 1 10 daha yanıt kaç olacaktır? 9. Güzel. Aferin Koray. Çok çalışıyorsun. Kahvenden iç. Fatma soru ters ters bakıp kızıyor. İçerim içerim. Bu sefer daha farklı bir sorumuz var. F x eksi 2 eşittir. F x eksi 2. Sen yazdın ya, o yüzden soruyu söylüyorsun. Daha farklı falan. Aha, ne kadar değişik. O kim yazmış? F x eksi 2 eşittir. F x eksi 2. F 10 eksi F 0. Şimdi ilk aklıma gelen şey F 10'u bulmak. F 10'u bulmak için x yerine 10 yazayım. Bak ne oldu? F8 eşittir F10 eksi 2. Doğru mu? Doğru. Bakıyorum ki F10'u bulmak için neyi bilmem gerekiyor? F8'i bilmem gerekiyor. O zaman şu andaki bilgim yeterli değil. F8'i bulmak için x yerine 8 yazalım. Tamam. Burada bir sayı dizisiyle, daha doğrusu fonksiyon dizisiyle karşılaşacaksınız. Bakın x yerine 8 yazın. F6 eşittir F8 eksi 2 çıktı. F10'dan başladınız. F0'a kadar ilerleyin. Bakın ne olacak. Şimdi F6'yı bulmak için 6 yazalım. F4 eşittir F6 eksi 2. Şimdi F4'ü bulmak için 4 yazalım. F2 eşittir F4 eksi 2. Öyle değil mi? Evet. Ve son olarak 0'ı bulmak için, pardon, 2 yazalım. 2'yi bulmak için 2 yazalım. F0 eşittir F2 eksi 2. Bu bize neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Bir ipucu veriyor. Sen belki şöyle düşündün ilk önce. Eksi 2'yi bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. Hani götürmeler daha net gözüksün ama öğrencinin direkt... Sus, öyle düşündüm de. Öğrencinin direkt aklına gelmeyeceği için ben böyle yaptım. Peki, şimdi ne yapabiliriz? Çok garip, karışık gözüküyor ya. Ama dikkat edin. Bir bu tarafta 8 var, bir bu tarafta. Bir bu tarafta 6 var, bir bu tarafta. Yani taraf tarafa topladığınızda bunlar birbirini aslında ne yapacak? Götürecek. Toplayalım hadi. F8, F6... F4, F2, F0 eşittir. F10, F8 değil mi Koraycığım? Evet. F6 değil mi Koraycığım? F4 artı F2
Eksi 5 tane 2'nin toplamı 10. 10. Şimdi Koray, 8'den 2'ye kadar olanlar gitmedi mi? F0 eşittir F10 eksi 10. F10 eksi F0 yaparsak 10 eşittir F10 eksi F0. Var mı problem? Hayır. Güzel çözüldü. Muhteşem. Peki. Okur musun Koray'cığım? Tabii ki. 2x'ye artı 3x eşittir 5y ifadesini y eşittir fx olacak şekilde düzenleyiniz. Şimdi baştan beri fonksiyonları anlatıyoruz ya. Fonksiyonları sayısal işlemlere dökerken aslında bağımlı ve bağımsız değişkenler dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Mesela şu. Bağımsız değişken x'tir burada. Yani x'e herhangi bir değer verirsin sen. Hı hı. Ve x'e bağımlı olarak neyi bulmuş olursun? Y'yi. Y'yi. O yüzden y'ye bağımlı değişken diyoruz. Anlaştık mı? X'e bir değer veriliyor ve o x değerine göre y hesaplanıyor. Hı hı. Buradaki durum şu. Bir fonksiyonu fx şeklinde ifade etmek isterseniz y'yi yalnız bırakırsınız. Böylelikle bağımlı değişkeniniz kenarda. Artık x yerine ne yazarsanız yazın y değerini kolaylıkla bulacaksınız. Bulursunuz. Hocam buradan da bulamaz mıyız? Burada x'e 1 verin y'yi bulursunuz. Ama buradaki gibi kolay değil. O yüzden düzenlenmesi gerekiyor. Ne yapacaksınız? Y'yi yalnız bırakacaksınız. Peki y'yi yalnız bırakmak için öncelikle içerisinde y olan her ifade, her terim aynı bölgede bulunmalı. Ve diğerleri de karşı bölgede. Burada 5y var. 3x eşittir 5y eksi 2xy. Doğru mu? Doğru. Ve 3x eşittir y parantezinde 5 eksi 2x. Şimdi, doğru mu? Evet. Şimdi y'yi yalnız bırakmakta amacım. O yüzden y parantezini aldım. Her tarafı 5 eksi 2x'e bölelim. Hopacık hopacık içi dolu turşucuk. Y eşittir 3x bölü 5 eksi 2x. Bu aynı zamanda neye eşittir demiştik? Fx'e. Hı hı. Var mı bir sıkıntı? Hatta şey yapalım mı? Bunun üzerine bir mesela fonksiyon tanımlayalım mı? Hem bir mesela, tekrar etmiş de oluruz. Tanım kümesinden bunu sıfır yapan değeri çıkartıp hani reel şu anda fark. Anladınız değil mi? Anladım demek istediğini. O kısma birazdan geleceğiz. Tanım kümesi, görüntü kümesi, verme ifadeleri. Ama şunu çok rahat sorabiliriz öğrenciler. İyi de hocam şu anda bu fonksiyon değil ki. Değil mi? Neden? Paydayı sıfır yapan 5 bölü 2 var. Daha değer var. Evet. O zaman ne yapmamız lazım bizim? F'ye fonksiyon olması için reel sayılar fark 5 bölü 2'den R'ye tanımlamamız gerekiyor. Öyle değil mi? Ancak ÖSYM bazen şunu yapar. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere. Tak bitti. Bu fonksiyon artık. Ama hocam 5 bölü 2 A'da 5 bölü 2 yok zaten. ÖSYM diyor ki ben zaten sonucu çıkartanları kümeden attım. A ve B verdiysem sen bil ki bunlar sağlayan değerler. Adamlar da uyanık değil mi? İşin kolayını buluyor. Ya da uygun koşullarda diyor. Mesela uygun koşullarda tanımı bir fonksiyonu. Fonksiyonlar her zaman direktmen tanımlanmayabilirdi. Fx artı y eşittir fx artı f. Yani böyle bir tanım mı var? Var. Ama tanıma uygun sorular sorarlar size. Gidip de bu soruda bunu verdikten sonra buna göre fx nedir demez adam. Çünkü fx'i bulamazsınız buradan. Yani neyse bulamazsınız buradan. Şimdi f1 eşittir 2'yi veriyorum diyor. F4'ü bul. Ama dikkat edersen bir an duraksadım. Evet. F1'i 2 vermişler. F4'ü bul diyor bana. Şimdi o zaman ben 1'den yola çıkarak 4'ü bulacağım. Elimde kaç var? 1 mi? 1 var. X yerine ve Y yerine 1 yazalım. Bu tarz şeyler aklınıza gelmeli. F1 artı 1. F1 artı F1. O zaman F2 eşittir. 2 tane F1 olarak tanımlanabilir mi? Evet. F1 kaçtı? 2 idi. 4 oldu. Sonuç 4. Şimdi geliyoruz F4'ü bul. Pardon özür diliyorum. Bu sefer X ve Y yerine 2 yazıyorum. F2 artı 2. F2 artı F2. F4. 2 tane F2. 2 tane F2. O zaman? F2'yi 4 bulmuştuk. 2 kere 4, 8. 8. Bu tarz fonksiyonlar genellikle üslü sayılarda ya da bazı özel ifadelerde, logaritmik ifadelerde tanımlanan fonksiyon türleri vardır. Evet. Özel tanımlı fonksiyonlarda biraz daha detaylı göreceksiniz bunu. Şu anda bu tarz soruyla karşılaştığınızda bunu yapmanız gerektiğini bilin. Mesela şöyle tanımlayayım Koray. Fx artı y eşittir. Fx çarpı fy şartını sağlayan fonksiyonlar aslında üstel fonksiyonlardır. Mesela fx eşittir 2 üzeri x diyelim. Hı hı. Fx artı y ne olur? 2 üzeri x artı y. 2 üzeri x artı y. O da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y değil midir? Evet. 2 üzeri x dediğimiz şey fx olmaz mı?
250x olarak tanımlaştı. 250 de o zaman fy olmaz mı? Aynen öyle hocam. Fx artı y, fx çarpı fy. Yani özel tanımlı bazı fonksiyonlar var bu şartları sağlayanlar. O yüzden az önce duraksadım biraz. Anladın mı? Toplamlar için biliyor musunuz? Çarpımda üstel fonksiyon da. Logaritma fx çarpı y'den fx artı y'ye geçerse logaritmik olarak. Burada evet. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey zaten soruyu size sorduğunda bu kadar detaylara inin demiyor. Ama bunları da bilmenizde fayda var. Daha değişik bir soru. F1 kaçtır? F1'i bulmak için içeriği bir yapmam lazım. O zaman x kare artı x eşittir 4 yeterli. Gidip de ikinci derece denklemi çözmeye çalışmayın. X kare artı x gördüğünüz yere 4 yazarsanız. Bakın şurası 4 olmadı mı? Hı hı. F1 ortaya çıkmıyor mu? O zaman buraya da dikkat edelim Koraycığım. Burası 3 tane x kare artı x değil mi? Evet. O zaman f 4 eksi 3 eşittir 3 tane 4 artı 7 f1 eşittir 19. Problem var mı? F1 19 ama bizden fx'i istediğinde bu kadar basit bir şekilde çözüme ulaşamayabilirsiniz. Hemen söyleyelim. Bu tarz sorularda verilen şu ifade şurada gizli bir şekilde bekliyordur sizi. Bunu açığa çıkarmanız lazım. Nasıl yaparsınız? Bakın ben şöyle yapıyorum. X kare artı x eksi 3 eşittir. X kare artı x kaç tane var? 3 tane değil mi? Var. O zaman şöyle yapalım. 3 tane x kare artı x. Şu eksi 3'ü de yazayım. Ben ilk soruda da bunu yapmanızı bekliyordum. X kare İlk önce bak direkt F1'i soruyor. Basit evet. Bir şey bu. Basit bir şey olduğu için öğrenci genellikle sayısal değerden hemen ulaşmayı hedefler. Hı hı. Ama bu tarz bir şey olduğunda sayısal değerden hemen ne yapamaz öğrenci? Ulaşamaz. Peki x kare artı x eksi 3 dedik. Burayı 3 olduğu için 3 parantezde bundan yazdık. Dağıtıyorum 3x kare artı 3x eksi 9 olur. O zaman benzeteceğiz. Artı 7 var orada. Artı 16 dememiz mi gerekiyor? Eksi 9 artı. Evet. Şu anda oldu. Aferin bize. O zaman şuraya x dersek şurası da x olacak. Dolayısıyla fx eşittir 3x artı 16. Bir de şey mesela şuradaki şuraya takılabilirler. Hani x kare artı x eksi 3 nasıl x oldu hocam falan diye. Hani a da olur aslında orası. Doğru. Şöyle söyleyelim sizlere. Bunu x yapmak zorunda değil adam. Bu x de bu x aynı şey değil. Adam benden fx'i istediği için burası artık x olmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Bu sorunun ki farklı yöntemleri de var. Yani bir yöntemi daha var. F x kare bakın hepsi sizin konuyu daha iyi anlamanız için. Ezberlemenizden korkuyorum. Ezberlemenizden korktuğum için daha detaylı anlatıyorum ki kafanıza iyice ne yatsın. Olay bu mu Koray? Evet hocam. Şimdi fx'i istiyor benden. Ben şunu x'e eşitlersem kafam karışacak. Doğru mu? Aynen öyle. O yüzden ben bunu a'ya eşitliyorum. Güzel. X kare artı x eksi 3 a dersek x kare artı x eşittir a artı 3 mü? Hı hı. Şimdi burası a mı oldu bu durumda? Evet. X kare artı x gördüğüm yere a artı 3 yazacağım. 3 parantezinde a artı 3 artı 7. F a eşittir 3a artı 16. Şimdi x'e çevirelim bunları. Fx eşittir 3x artı 16. Aynı sonuca ulaşmanız için 10.827.416 tane yöntem var. Koray okur musun? F içinde x artı gx eksi 1 eşittir x kare artı 1 ve gx eşittir x artı 2 olduğuna göre f5 kaçtır? F5'i mi istiyor? Ama zaten gx'i vermiş. X artı 2 mi? Şuraya x artı 2 yazalım. Hı hı. O zaman f 2x artı 1 eşittir x kare artı 1. E burayı 5 olsun istiyor. O zaman x yerine 2 mi yazacağım? Evet. X yerine 2 yazarsam 2'nin karesi artı 1'den 5. Tak. Geç. Bir f fonksiyonu her pozitif tam sayıyı kendisinin karesi ile karekökünün çarpımına götürüyor. Buna göre fx nedir? Bitti. Bir f fonksiyonu her pozitif tam sayıyı kendisinin karesi ile karekökünün çarpımına yine kendisinin karekökünün çarpımıdır bu götürüyor. Buna göre fx nedir? Dikkat ederseniz fonksiyon olabilmesi için her pozitif tam sayıyı demiş. Çünkü işin içerisine negatifler girseydi bu ifade artık bir fonksiyon belirtmeyecekti. Doğal sayı diyebilir miydik? Doğal sayı diyebilirdik. Sıkıntı evet. Yok. İçeride tanım kümesinde etkisiz yapmasın yeter. Tanımsız yapmasın. Bu sefer de farklı bir soru var. İçinde 40 litre su bulunan bir havuza her saat 6 litre daha su akıyor. Buna göre t saat sonra havuzda biriken su miktarını gösteren fonksiyon nedir? Şimdi içinde 40 litre su var. Ve her saat 6 litre mi geliyor? 1 saat sonra ne kadar olacak? 46. 2 saat sonra? 52. 3 saat sonra? 58. Sen saat say oradan. Şöyle. 64. Genellikle t kullanırız zamanlı ifadelerde. 40 var. Artı her t saat için
6 daha geliyor. Evet. T1, F1, 46, F2, 52. Hı-hı. 40 var artı 6T. O zaman Fx ne olacaktır? Basit bir şekilde 6x artı 40 olacaktır. Yani diyor ki artık yorum yap, kafayı kullan. Hadi bu soruyu daha da gıcıklaştıralım mı Koray? Gıcıklaştıralım. Şimdi çıkartalım içinde mı? 40 litre su bulunan bir şey var. Gene aynı soru. Tamam. Ama hacmi kapasitesi 100 litrelik bunun. Hı-hı. İçinde biriken su miktarını gösteren fonksiyon denklemi nedir? Söyleyeyim mi? Hı-hı. Bu parçalı fonksiyona uyuşacaktır. İlk önce 6x artı 40. Ne zaman? X küçük eşittir 10 olduğu zaman. Çünkü 10 defa sonra artık tam olarak 100 litre olacak değil mi? Evet. Ama x büyüktür 10 için bu artık daha sonra göreceğimiz sabit fonksiyon olacak. 100. Neden? Artık taşıyor. İçerisinde 100 litre su var. Hı hı. Soruda ne dedim ben? İçerisinde bulunan su miktarını açıklayan bir fonksiyon yazmamız lazım. İlk etapta şunu takip ederken fonksiyon bir müddet sonra 10 saat sonunda artık tamamen dolmuş olacağından taşıyacak. Sabit fonksiyon haline gelecek. Yani grafik şöyle arttı arttı sonra sabitleşti. Bakın hepsi birbiriyle ilintili. Hepsinin mantığı var. Şimdi geliyoruz görüntü kümesi elde etmeye. Tanım kümemiz -2'ye 5 verilmiş. Bu tanım kümesiydi. Evet. Öyle değil mi? Bu durumda fonksiyonumuz da bu olduğuna göre görüntü kümesi ne olur? Tanım kümesindeki bu değerlerin hepsini buraya yazıp bulmamız gerekiyor değil mi? Hı hı. Tanım kümesindeki elemanlar hangi aralıkta Koray? -2 dahil 5 açık aralık. Peki yani. Bunlar x değerleri değil miydi? Evet. O zaman şöyle desem olur mu? X -2 ile 5 aralığında. Doğru. Ve ben şu aralığı istemiyor muyum? Evet. Çünkü x yerine bu aralıktaki değerleri yazarsam burada oluşacak sonuç. Hı hı. Ovayı buna benzeteceğim. 3 ile çarpıyorum. -6, 3x, 15. Bu arada buradaki tüm reel sayıları alır değil mi hocam? Tabii sadece ki. Tam sayı var olsa belki de teker teker denemem gerekecek. Ama bu aralık olarak vermiş. Aralık deyince ne oluyor? Hele yarı kapalı dikkat ederseniz tüm reel sayı var oluyor. 1 çıkartalım. -7. 3x eksi 1. 14. 2'ye bölelim. İşte. Bu nedir arkadaşlar? Bu fx değerleridir. Fx değerleri -7/2 ile 14/2 aralığında olacak. Hı hı. Mantıklı mı? Mantıklı. Yine güzel bir soru. A'dan B'ye bir fonksiyon verilmiş. Fx 2x eksi 1. Buna göre tanım kümesi bu olsaydı görüntü kümesi ne olurdu? Tanım kümesindeki elemanlar yerine yazılarak görüntü kümesini oluşturmayacak mı? Hı hı. O zaman x yerine 3 yaz. 2 3 6 1 çıkar 5. Yani f3 5. Ondan sonra F5 9. 9. F7 13. 13. O zaman görüntü kümesinin elemanları 5, 9 ve 13. Dikkat edin değer kümesi demiyorum. Görüntü kümesi. Evet. Peki diyor ki görüntü kümesi bu olsaydı tanım kümesi ne olurdu? Ha. Görüntü kümesi ne demekti? X'in değerini yerine yazdığımda ortaya çıkan sonuç. Hı hı. Ben X yerine ne yazarsam 3 çıkar acaba? Hemen bakalım. 2x eksi 1'i 3'e eşitlersin bu sefer. O zaman 2. X eşittir 4'ten x 2. Bu 1. 2x eksi 1'i 5'e eşitlersin. X eşittir 3 çıkar. 2x eksi 1'i 7'ye eşitlersin. X eşittir 4 çıkar. Demek ki eğer görüntü kümen buysa senin tanım kümen bu olmalı. Yani x yerine 2, y yerine pardon x yerine 3 ve x yerine 4 yazdığında bu sonuçlara ulaşabilirsin. Hı hı. Gayet net anlaşılıyor. Evet hocam. Güzel anlattım. Bravo. Teşekkür. Zam yapacağım size. En geniş tanım kümesi. En geniş tanım kümesi demek sen bu ifadeyi bir fonksiyon olarak tanımlamak istiyorsun. Tanımlayacağına göre tanım kümesine neleri yazabileceğini bilmen lazım. Mesela bu köklü bir ifade. Köklü bir ifadenin içerisi negatif olabilir mi? Hayır. O zaman tanım kümesine negatif sayıları koymayacaksın. Ama bunun içerisini negatif yapan sayı var. Mesela tanım kümesine şu anda 5 koyamıyorsun. 5 pozitif. Öyle değil mi? Evet. Ama 5 koyarsan burası 3 olacak. 2 eksi 3 eksi 1. Eksi 1 olmaz. Bunu net belirlemek istiyor musun? Olarak çok basit. 2 eksi. 2 eksi x büyük eşittir 0 olmalı. Bunu doğru söyleyeceğiz. Karşıya at. Ki şunun yerine ben işlemi rahat yapabilmek için x eksi 2 diyorum. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Hatta bunu da şöyle düşünüyorum. Ters çevirdim onu da. Mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir 2 olacak. Bu bana şunu veriyor. Demek ki x eksi 2 ifadesi 2 ile eksi 2 aralığında olacaktır. Doğru. Mutlak değerden hatırlıyorum hemen. Her tarafa 2 ekliyorum. 0, x, 4. Demek ki x sayısı 0, 4 aralığında. Olay bu kadar. Devam ediyoruz.
Ha bu arada bunların dışında herhangi bir değer yazamazsınız. Yazarsanız eğer sonucun negatif olduğunu göreceksiniz. Hı-hı. Bunun en geniş tanım kümesini sormuş bize. Gerçi şunu bir de küme olarak belirtelim. Şöyle olsun. Bunun en geniş tanım kümesi ise paydayı sıfır yapan değerler önemlidir bizim için. Paydayı sıfır yapan değeri tanım kümesine yazamazsın. X kare eksi 4 eşit değildir sıfır olmalı. Evet. X kare eşit değildir 4. X eşit değildir artı eksi 2. En geniş tanım kümesi mi? R fark eksi 2'ye 2 olacaktır. Bitirdik.